1 Şubat'tan itibaren Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da bu bölgedeki Müslümanların davranışlarını kontrol etmek amacıyla tasarlanmış özel bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Uygur Özerk Bölgesi Din İşlerine ilişkin yönetmelik Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından 2023 yılı sonunda kabul edildi. Belgeye göre artık cami inşaatı, haç ve dini eğitim ancak yerel yönetimlerin izniyle mümkün olacak. Yönetmelik aynı zamanda dini dosyaların cep telefonu ve bilgisayarlarda saklanmasını da yasaklıyor. Uzmanlar Pekin'in yeni kuralların yardımıyla Doğu Türkistan insan hakları ihlallerini meşrulaştırmayı planladığına inanıyor. Peter Winter'da konuyla ilgili yazıda, Pekin böylece bu hukuk politikası ve Çinileştirme politikası kisvesi altında camilere yönelik vandalizmi meşrulaştırmaya çalışıyor ifadeleri kullanıldı. İşgalci Çin'in insan hakları sicili Birleşmiş Milletler'deki evrensel dönem incelemesine sunulurken Uygur sivil toplum kuruluşları uluslararası toplumun diplomatik yolların ötesine geçmesi gerektiğini ve Uygur Müslümanlarına yönelik soykırımı durdurmak için acilen kararlı ve somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Aralarında ABD, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kanada ve Japonya'nın da bulunduğu en az 50 ülkenin yaptığı tavsiyelerde uluslararası insan hakları anlaşmalarının onaylanmasından Uygurlara, Kazaklara, Kırgızlara ve Doğu Türkistan'daki diğer Müslüman Türk haklarına yönelik zulmün durdurulmasına kadar önlemler önerildiği belirtildi. Birkaç gün önce Doğu Türkistan'ın Altay eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmesi sonucu yaklaşık 1000 turistin bir tatil köyünde mahsur kaldığı bildirilmişti. Çin devlet medyası Kaba ilçesinde meydana gelen afetle ilgili yardım çalışmaları için merkezi hükümet tarafından 10 milyon yuan tahsis edildiği ve felakette herhangi bir can kaybına mal vermeden çalışmalara hız verildiğine yer vererek Çin propagandası yaptı. Ancak Reuters ve Associated Press gibi uluslararası basında 16 Ocak'ta yer alan bilgilere göre başlangıçta yerel yetkililer yolları kapalı olmasını bahane ederek herhangi bir şey yapmadı. Daha sonra bazı turistler şehirden gönderilen helikopterle kurtarıldı. Şu anda kaç kişinin mahsur kaldığı hakkında net bilgi bulunmazken binin üzerindeki kişinin hepsini helikopterle taşımak mümkün olmadığı için kurtarılmayı bekleyen yüzlerce insanın olduğu aktarıldı. Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın geçen yıl Çin'e mayın temizleme ekipmanı satması için İngiltere hükümetine lobi yaptığı ortaya çıktı. Her zaman Çin'e karşı güçlü duruşuyla tanınan İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss, bu katı tutumu dolayısıyla İngiltere Dışişleri Bakanı ve Başbakan seçilmesinin yanı sıra istifasının ardından da aynı parlamento üyeliğini korudu. Öte yandan Çin'in tehdidiyle baş etmek için Tayvan'a daha fazla silah sağlanması doğrultusunda lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu biliniyor. ABD Merkezi Politikacı Ağ tarafından bu hafta açıklanan belgeler, Liz Truss'ın geçen yıl Ağustos ayında İngiltere Ticaret Bakanı'na özel bir mektup yazdığı ve Çin'e savunma ekipmanı satışının hızlandırılması istediğini gösteren evraklar gün yüzüne çıktı. Çin'in Shaanxi bölgesinde bodrum katta bulunan bir dükkanda yangın çıktı. 39 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı yangında dükkanda hala mahsur kalan kişilerin olduğu bildirildi. Reuters'ın haberine göre yangın Yushe ilçesindeki bir mağazada bugün öğle saatlerinde çıktı. Yangında yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.